Kahramanmaraş'ta 2014 ve 2016 yıllarında yaşanan kuraklıktan dolayı meydana gelen yeraltı sularındaki seviye düşmeleri ve kaynaklarda meydana gelen azalmalar daha henüz telafi edilmemişken uzmanlar yeni bir kuraklık riskinin baş gösterdiğini vurguladı. Yağışların olmaması da aynen bir felaket, aynen bir kuraklık da bir musibettir. Onun için biz bu sularımızı, kaynaklarımızı tüketmeden önce bunu iktisatlı kullanmak zorundayız. Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, kullanılan su kaynaklarının yağışlarla telafi edilmezse susuz kalacağımızın da altını çizdi. Bir yıllık yağışlarla bu tükettiğimiz sular meydana gelmiyor. Yani bol keseden kullanıp israf edersek gelecekte daha büyük kuraklıklar karşısında ne yapacağımızı bilemeyiz. Şimdi sularımızı kullanırken, tüketirken dikkatli olmak zorundayız. İsraf etmemek zorundayız. Bakın şimdi yağışlar yok, yağmur yok, kar yok. Ne olacak? Barajlarımıza su yağıyor mu? Yağmıyor. Akarsularımızda su var mı? Yok. Ceyhan Nehri neredeyse dere yatağı haline geldi. Şimdi böyle olduğu zaman yağmur yağmazsa, kar yağmazsa, kaynaklar beslenmezse bizim tek alternatifimiz ovadaki bulunan yeraltı sularımızdır. Yeraltı suyunun yaklaşık 150 bin yılda meydana geldiğini belirten Kuruçay, dikkatsiz ve ölçüsüz kullandığımız takdirde seviyeler daha da düşecek ve bir müddet sonra bitecektir dedi. Yeraltı suyu bitmez tükenmeyen bir kaynak değil. Bakın yeraltı suyu genellikle 100 bin ile 150 bin yılda depolanan bir yeraltı suyumuz var. Kaynaklarımızdaki sularımız da öyle. Ziraatçılarımızın suyu sularken dikkat etmeleri lazım. İsraf etmemeleri lazım. Vatandaşlarımızın suyu kullanırken israf etmemeleri lazım. Biz susuz kaldıktan sonra sudan çıkmış balık gibi çırpınmayalım. Suyu bitirmeden bunun önlemini alalım. Suyu bitirmeden, bakın felaket gelmeden, musibet gelmeden tedbirimizi almak zorundayız. Musibet geldikten sonra bakın istediğiniz kadar tedbir alın. Şu anda virüs geldi, bütün dünyayı istila etti, bütün dünyayı etkisi altına aldı. Para işe yarıyor mu? Yok. Güzel elbiseleriniz işe yarıyor mu? Yok. Gezebiliyor musunuz? Yok. Bir yere gidebiliyor musunuz? Yok. Ha, demek ki her şey para değilmiş.